Kimsesiz, yardıma muhtaç insanlara yuva olacak Darülecize'nin yeni binası tamamlandı. İstanbul Ok Meydanı'nda 1800'lü yıllardan bu yana hizmet veren Darülecize kocaman bir yaşam alanına dönüştü. O devasa alan bir yılda tamamlandı. Dünyada örneği olmayan o tesisi CNN Türk görüntüledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahin Özdemir Göktaş, CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk'le o dev alanda bir araya geldi. Tesisi bakan gezdirdi. Fulya Öztürk'ün özel röportajı ekranlara gelecek. Bu haberle de bu saat dilimini noktalayalım. Saat başında yeniden karşınızda olacağız efendim. Bakan 6 ay önce göreve başladı. Kabinenin en çok merak edilen isimlerinden biri oldu. Çok genç, 41 yaşında ve çok donanımlı. Öyle ki 2019 yılında Belçika'da en etkili 100 kadından biri olarak gösterildi. Türkiye'nin Kuzey Afrika'daki ilk kadın büyükelçisi oldu ve yıllardır da Türkiye'yi ve Türk kadınını çok önemli görevlerde yurt dışında temsil ediyor. Ben Sayın Bakan'la uzun zamandır tanışmak istiyordum. Bugüne nasip oldu. Ve sizi de Türk halkı yakından tanımalı. Çok sayıda ödülünüz var. Uzun zamandır yurt dışındaydınız ve bakan koltuğuna oturmanızla beraber aslında Türkiye'de de yaşamaya başladınız. Sayın Bakanım, sizi tanıdığım için, tanıştığım için çok memnunum. Ben de aynı şekilde Fulya Hanım. Gerçekten bizler de sizi o hem deprem bölgesinde hem Filistin'de, Gazze'de mazlumların sesi olduğunuz için, mağdurların sesi olduğunuz için hakikaten sizle tanıştığım için çok memnun ve gurur duyuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi çok gençsiniz Sayın Bakanım, 41 yaşındasınız ve insanlar sizi merak ediyor. Biz sizi tanımak istiyoruz ve aslında çok özel bir yerdeyiz Sayın Bakan'la. Biz şu an Darülecize'deyiz. Aslında Darülecize'yi biliyorsunuz. İstanbul'da olanlar çok iyi hatırlayacaktır. Ok Meydanı'nda o tarihi yapı. Oradaki o hizmet devam edecek ama esas Darülecize Başkanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Arnavutköy'de devasa bir alanda kocaman bir yaşam merkezi oluşturdu. Ve ilk defa da biz görüntülüyoruz CNN Türk ekibi olarak. Bakan Hanım bizi gezdirecek, bura hakkında bilgi verecek. Çünkü önemli bir hizmet. Evet. Ama buraya geçmeden önce sizi konuşalım. Nasılsınız? 6 ay oldu. Teşekkür ederim. Sağ olun. Tabii 5 Haziran'da Sayın Cumhurbaşkanımızın tentipleriyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak göreve başladım. Bundan önce Cezayir'de ülkemizi temsilen, Kuzey Afrika'daki Türkiye'yi temsilen, Türkiye'nin ilk Kuzey Afrika'daki kadın büyükelçisi olarak görev yaptım. Ve orada aslında bir büyükelçi ilk defa, büyükelçi olarak ilk defa bir büyükelçiye devlet nişanı takdim edildi. O da bana nasip oldu. Türkiye Cezayir ilişkilerine hakikaten olumlu bir katkı sağlamaya özen gösterdik. Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve destekleriyle tabii ki. Ondan önce de 10 yıl boyunca Belçika Parlamentosu'nda görev yaptım. Siyasetle ilgileniyordunuz zaten önceden. Evet, 13 yıllık siyasi geçmişim de var. Parlamentoda 10 yıl boyunca 2 dönem milletvekilliğim var. Sosyal Hizmetler Komisyon Başkan Vekilliği yürüttüm. Ve bugün de Türkiye'de Aile Sosyal Hizmetler Bakanı olarak görev yapmaktayım. Sayın Bakanım, aldığınız bir önemli ödül daha var. En etkili Müslüman kadın ödülümü almıştınız. En etkili 500 Müslüman listesinde defalarca ismim geçti. Bu şekilde yani en Müslüman kadınlara yönelik hem kadınlara yönelik önemli çalışmalarda bulundum. Sivil toplum kuruluşlarında İslamofobiyle mücadele konusunda, kadın girişimciliği ve kadınların aktifleştirilmesi konusunda aile danışman merkezi kurduk Brüksel'de. Çeşitli çalışmalar yürüttük ve bugün de bu çalışmaların aslında bir benzerini
Türkiye'de çalışmaktan mutlu ve gururluyum. ...1800'lü yıllardan bu yana İstanbul'da ihtiyaç sahiplerine hizmet veren Darül Aceze... ...kocaman bir sosyal yaşam şehrine dönüştü. Bir yılda tamamlanan bu devasa alan ihtiyaç sahiplerine, kimsesiz çocuk ve yaşlılara yuva olacak. Cami, sinagog, kilisenin de olduğu Darül Aceze sosyal yaşam şehri... ...şefkat ve hoşgörü şiarıyla örnek bir proje. Evet, beraber gezeceğiz. 150 bin metrekarelik bir alan inşallah... ayaklarınıza sağlam ayakkabılar giymişsiniz. Fena değil ama şansımızda da yağmur var, rüzgar var bugün İstanbul'da. Çok önemli bir alan. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Sizleri burada misafir etmek bizim için büyük bir şeref, bir onur. Tabii burası Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla kurulan bir şehir. Mayıs 2022'de temel atma töreninde bir yıl içerisinde bitirilme sözü almıştı. Ve gerçekten bir yıl gibi bir rekorda, rekor sürede burası tamamlandı. Bakalım, böyle bir yaşam merkezi, işte desteğe muhtaç, bakıma muhtaç, hem çocuk hem yaşlıların kalabileceği bir yer burası. Evet. Böyle bir alanın bir benzeri, bir örneği var mı başka ülkelerde? Bu şartlarda yok. Hakikaten hem lojman hem bakım, rehabilitasyon, yatağa bağımlı, Alzheimer, demanslar... hastaların da bakılabileceği, aynı zamanda çocukların da bir arada kalabileceği, kuşaklar arası iletişimin kurulduğu bir mekan Darül Aceze. Aynı vizyon burada da sürüyor. Birlik beraberliğin oluştuğu, kilisenin, havrasının, camisinin bir arada olduğu bir mekan. İnsanların dil, ırk ayrımı olmaksızın herkese kapı açan bir merkezdir Darül Aceze. Ve aynı zamanda sosyal yaşam alanında da sosyal merkezleriyle, iş atölyeleriyle, kurban kesimhanesiyle, farklı sosyal alanlarıyla beraber de örnek ve öncü bir model. Dolayısıyla böyle bir modelin dünyada hiçbir yerde örneği yoktur. Aşağıya doğru iniyoruz. Gezeceğiz bahçeyi. Havanın müsaade ettiği ölçüde. Bakalım, genellikle Ankara'dasınız siz. Ankara'dayım. Çocuklar var galiba. İki çocuğum var. İki oğlum var. Yusuf ve Hamza. 8 ile 10 yaşındalar. Onlar için de tabii annemiz, eskiden sadece bizim annemizdi. Şimdi bir sürü kardeşlerimiz var diyorlar. Öyle mi diyorlar? Aynen. Çok şekilde. Abdülhamit'in ikinci Sultan Abdülhamit'in döneminde kendi özel bağışıyla kurulan bir kurum. Ve biz aslında onun mirasının aslında sürdürücüsüyüz. Bakan Hanım'la beraber şimdi bagiye bindik. Şansımıza havada yağmurlu ve rüzgarlı. Olsun ama çok geniş bir alan, çok büyük. Şimdi dışarıdan şöyle bir görelim bu alanı, bu kompleksi. Kapasitesi kaç? Kaç kişi burada kalabilecek Sayın Bakanım? Burada 928 kişi kalabilecek. İhtiyaca göre 1400'e kadar da artırılabilecek bir kapasitesi var. 150 bin metrekare üzerine kuruldu yeni sosyal yaşam şehrimiz. Ve burada 11 blok yatay mimari, biliyorsunuz zemin artı 3 katı tamamen böyle refah bir şekilde. Ve çok sıcak kurulu. Renkler çok güzel. Binanın renkleri. Çocuklar için ödül almış var. Galiba değil mi? Londra'dan en iyi hizmet binası modeli ödülü aldı. Ok Meydanı'ndaki kurumumuz devam ediyor. Evet, onu soracaktım. Ben oraya çok gittik gelen birisi olarak. Aynı zamanda Darül Aceze gönüllüsüyüm ben. Hamza Başkanım çok iyi bilir. Darül Aceze Başkanımız Hamza Cebeci de beraber bizimle birlikte. Şimdi o bina çok güzel, çok tarihi. Devam edecek. Değil mi? Ve soruluyor yani, ne olacak o bina, Ok Meydanı'ndaki bina? Tamam. Kalacak. Yani şu anda buranın yapılma sebebi zaten bir kere... daha fazla kitlelere hitap edebilmek. Biliyorsunuz dünyada yaşanan bir nüfusumuz var. Hem dünyada, Türkiye'de de tabii ki yani nüfus olarak yaşlanıyoruz. İstanbul'da da ihtiyaç vardı değil mi? İhtiyaç var hakikaten şey. Huzur evine. Oradaki şu anda 600 kişiye kadar hizmet alıyor. Bugüne kadar Ok Meydanı'ndaki merkezimiz Darül Aceze şu ana kadar 30 bin çocuğa 100 bin kişiye de
yuva olmuş aslında. Evet. Bu da onun devamı. İsterseniz binamızı ziyaret edelim. Şimdi içeriye gireceğiz. Evet, odalara mı çıkacağız Sayın Bakan? Evet, bir tane örnek bakalım odaya şimdi, birlikte bakacağız. Kaç blok var demiştiniz? 11 bakalım. Blok var şu anda. Bir binanın içine girdik şimdi. Peyzaj mimarisi çok güzel çalışmış. Orada bir camimiz var, havramız var, kilisemiz var. Zaten Darülaceze'nin, aslında Darülaceze olmanın en büyük nasıl model olması, birlikte yaşamanın da bir örneği. Evet. Yani dediğim gibi bu kapıdan giren cinsiyetine, dinine, ırkına, kimliğine bakılmaksızın her ihtiyaç sahibine kapı açmış bir yuvadır. Aynı felsefe burada da sürdürüldü. Tek kişilik bir odaya girdik. Tek kişilik oda, evet. 5 yıldızlı çok otel konforunda. Evet, 5 yıldızlı otel gibi. Gerçekten aynı konforda. Herkese işte özel mutfaklı birimleriyle beraber banyo tuvaleti. Banyo şeyi var, bakım merkezleriyle var burada. Beraber. Halil Kahraman gösterelim böyle mutfağını. Tuvalet, banyosu. Şey de küçük de değil odalar. Yok, odalar çok ferah. Bayağı büyük. Odalar çok ferah. Burada engelli ve yaşlı bireylerimize yönelik rahatlıkla banyolarını yapacakları bir şekilde de yapıldı. Çünkü biliyorsunuz belli bir yaştan sonra işte tekerlekli sandalye ihtiyaçları vesaire içinde hem geniş kapılı hem o konforu sağlayan bir anlayışla inşa edildi. Evet. Bütün detaylar yerinde. Geniş dolaplar var. Dünyada insanlar bu kadar birbirlerini kırıp dökerken ve maalesef ki işte savaşların, yani maalesef biliyorsunuz bölgemizde de çok büyük bir savaş var. Gazze'de inanılmaz büyük bir katliam yaşanıyor. Siz de oradaydınız. Evet. Öyle bir ortamda burası hakikaten birlikte yaşama yönelik ne kadar güzel bir model. Yani bu kapıdan giren hiç kimse ne dinden... Değil mi? Dinine bakmayacaksınız, diline bakmayacaksınız. Irkına bakılmayacak, mezhebine bakılmıyor. Evet. Ve bu gelenek Sultan II. Abdülhamit'ten bu yana sürdürülüyor Darülaceze'de. Ama aslında bizim aslında kökten olarak da, mirasımız olarak da ne kadar güçlü, hoşgörülü bir mirastan, bir medeniyetten geldiğimizde bir göstergesi. Bu da en güzel örneği. İstanbul'da yaşayıp da gayrimüslim olan birisi de buraya gelebilir. Burada da rahat bir şekilde ibadetini yapabilsin diye kilise de yapılmış buraya. Havra da yapılmış, yani, kilise de yapılmış, cami de yapılmış ve sakinler arasında var zaten. Çok büyük bir mesaj veriliyor Sayın Bakan. Tabii ki, kesinlikle. Ve şu anda gerçekten buna ihtiyaç duyulduğu bir anda burası örnek bir şehir, örnek bir konsept. Kırk kahve. Neresi Kırk Kahvesi'ymiş? Şurası mı? Evet. Aa, çok güzel. Dışarıya sandalyeler koyulacak muhtemelen. Yazın öyle, içerisi aynı şekilde. Bir dahaki geldiğimizde kahve içeriz burada. Tabii.